Fatih bey selamlar. Selamlar Erma bey. Nasılsınız Fatih bey? İyiyim çok şükür siz nasılsınız? Ben de gayet iyiyim Fatih bey. Bugün yanınızda bir uydu görüyorum Fatih bey. Onu bir, bir <laughs> şey geldi. anlatacağım onun için getirdim <laughs> yeri geldi, yeri geldi, de, geldi anlatacağım onu. <laughs> tamam. Sen sorar mısın sorarsın bilmediğim için ben getirdim çünkü senin ilgini çekmemiş olabilir konu biri ilgimi çekti o yüzden de yanımda bir şey var. Kesinlikle soracağım anladım uydunun söylemesi Fatih bey. Öyleyse ilk sorumla başlıyorum Fatih. Başla. Aylin Kotil. Dur sen bir şey dur, dur bir dakika. Sen Peki. sormadan önce ben şunu söyleyeyim. Ee, dün elinde bu kalemden bir tane daha vardı biliyorsun. Bunlardan bende birkaç tane var. Ee, bir kutu almıştım baktı zamanında. İzleyiciler izleyiciler alta yorumlara yazmışlar. Bu kalem bulunmuyor diye. Ee, bu bildiğim kadarıyla Parker'ın bir kalemi Evet Parker'ın bir kalemi. Ben buna bayılırım. Çok güzeldir bunun yazısı. İzleyiciler izleyiciler demişler ki o kalemden biz bulamıyoruz diye. Eğer Parker'den biri bizi dinliyorsa ben bulamıyor deyip de bulamıyormuş. Ee, ne, ne diyeyim, kalem satılan kırtasiyeciler de biraz tedarikli e, olsunlar. Yokmuş bu kalem. E, İzleyicilerin şikayetine e, maruz kaldık. E, onu söyleyeyim, devam edelim. <laughs> kalem bak çok, Bu kalem önemli bir şeydir abi. İnsan yazmaya alıştığı kalemler vardır. Kesinlikle. E, o yüzden bu kalem kıymetli bir iştir. Bir kalemi piyasaya vermiyorsan millet şikayet eder, vereceksin kardeşim. E, bazı yerde herde bulunmuyormuş yaygınlaştırsınlar. Çünkü hakikaten çok güzel yazar. Ya aynı hissiyat bende de var Fatih Bey. Hatta o kalem olmayınca, yazmaya alıştığım kalem olmayınca keyfim kaçıyor. Aynen yani insanın şey morali bozulur yani. Hakikaten yazasın gelmez bazen. Aynen öyle. Fatih Bey ilk sorum, daha doğrusu ilk konu Aylin Kotil. Evet dün bana kızmış. Evet size kızdı. Aslında siz videoda yani benim en azından anladığım kadarıyla pozitif şeylerden bahsettiniz. Çünkü pozitif şeyler söyledim ama bazı insanlara yaranmak zor oluyor. Yani e, bu şeyle ilgili... Sen en size lafın tamamdır. Tamam. Yani şey programda siz böyle dininiz sürçtü ve Aylin Sarıgül dediniz. Evet. Birkaç kere. Demişim. Ben de sonra farkına vardım. Evet. Ama sonra yazınızda da şey yazdınız, Aylin Kotil yazdınız, Aylin Kotil diye düzelttiniz vesaire yani. Şimdi bazı insanların ruh hali alıngan oluyor. Şimdi bir şunu söyleyeyim. Aylin Hanım'dan, Aylin Kotil'den Özür dileyerek başlayayım yani kendisinden dil sürçmem dolayısıyla özür diliyorum yıllarca kendisinin şöyle söyleyeyim kendisinin gündemde olduğu yıllar boyunca hep Aylin Sarıgül diye bahsettiğimiz için dilim sürçtü arkasında kadın düşmanlığı falan demiş böyle bir şeyin olması söz konusu değil yani tam aksine keşke aday olsa keşke onu gösterseler oyumu veririm, Şişli'ye bir kadın değmesi lazım, Fatma Girek ne iyi yapmıştı bu işi falan filan gibi... 15 tane olumlu şey söyleyip, oyumu da veririm, vereceğim dedikten sonra şişi seçmeni olarak... Kadın düşmanlığıyla itham edilmek çok ağrıma gitti doğrusu. Bir dil sürçmesi nedeniyle. Yani yıllarca Aylin Sarıgül dediğim için... Farkında bile olmadan söylemişim. Ertesi gün fark ettik ama artık yayınlanmıştı yani çekip bir daha... E, yayından çekip bir daha... video çekecek halimiz yoktu. E, herhalde dedim insanlar da anlarlar diye düşündüm. E, ama... genel olarak insan anlamışlar. Aylin Kotil Hanımefendi bununla ilgili bana ağır hakaretler e, ediyor. Kadın düşmanı falan filan. Ne kadın düşmanıyım ne bir şeyim. Tamam sen kadın dostu olduğumu hemen hemen herkes e, farkındadır. Zaten Aylin Kotil'in bununla ilgili paylaşımın altına da ya dili sürçmüştür. E, biz dinledik program hiç öyle bir kastı yoktu falan filan diye. izleyiciler cevabı vermişler. Ancak bakın bu, bu kadar bu yani bu kadar saldırgan olmaya gerek yok siyasette. Yani bu, zaten Türkiye'de yeterince saldırgan siyaset yapan bir siyasi parti var iken bu saldırgan siyasetten şikayetçi olduğunu söyleyen birilerinin kendileri lehine konuşan birine bu denli saldırgan bir tavırla cevap vermeleri gerçekten üzücü diyeyim. Hani daha ötesi bir şey söylemek istemem. Üzücü diyeyim. Yani aynı Hanım'ın herhalde benim bir kötü niyetim olmadığını tam aksine kendisinden iyi ve olumlu bahsederken e, dilimin sürücüsünü anlaması gerekirdi. 2014'te Beyoğlu Beydiye Başkanı olduğu zaman gelmişti. Kendisiyle konuşmuştuk ve o zaman da kendisine Beyoğlu Beydiye Başkan adayı olarak gereken ilgi ve ihtimamı bir gazetecinin yapabileceği kadarıyla göstermiştik. Yani anlamıyorum ben nereden çıkıyor bu kadın düşmanı. Değilim kardeşim. Erkek düşmanı mısınız siz de? Ya? Hanımefendi. Ne alakası var? Bin özür dilerim. Dilim sürçtü. Ben size yıllarca kitaplarınızın tanıtımına geldik. Bilmem ne yaptık. tanıtımında e, haberler yapıldı gazete falan. Hep sürç dil sürçmesi. Ya bundan bu kadın düşmanı. Hayda. 20 tane pozitif laf ediyorsun. Bir soyadı ile ilgili dilin sürçmüş. Kadın düşmanı oluyorsun. Ne diyeyim yani? Bu, bu siyasetten bu saldırgan dilde zaten yapanlar var bir tanesine daha ihtiyaç çok bunlarda. Yani çok mu zor? Ya Fatih Bey benim soyadım Aylin Kotil dilini suçlu ama keşke daha dikkatli olsaydınız demek çok mu zor? Çok mu ayıp? Çok mu küçültücü? Özür dilerim Aylin Hanım. Evet Kotil. Ya da şimdiki eşinin soyadını bilmiyorum. Belki, şimdi, belki de şimdiki eşinin soyadını mı söylemek lazım? Acaba ona da kızar mı? Onu da düşmanlık olarak görür mü? Bilmiyorum yani. Üstelik de ailesinden pek çok kişiyi de tanırım. Yani Kotil ailesinde. Ne diyeyim Emre'ye? Yani, ne diyeyim yani? Artık yani bu, bu saldırgan dilden en azından hani CHP'den birileri. En azından CHP'de ve kadın bir siyasetçinin bu saldırgan dilden uzak olmasını dilerdim. Olamıyormuş demek ki. Siyasetin yeni dili bu. Kadın da olsan, erkek de olsan, iktidarda olsan, de olsan siyasetin dili karşındakine bodoslamadan Hakaret etmek. Sanırım prim yapan da artık bu Fals Bey. Yani ne bileyim. Anla, 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 anlamak mümkün değil yani. Şey... Ama ben yine de kendisinden bir kez daha özür diliyorum. E, dilim sürçerek, yılların alışkanlığıyla Aylin Sarıgül dediğim için. Çok özür diliyorum. Ben bir şey daha ekleyeyim Fals Yani hep aynı kadın düşmanlığı, hep aynı stratejik yönlendirmeler e, demiş ya Aylin Hanım. Ya burada Stratejik yönlendirme varsa hepsi pozitifti. Yani hepsi bir pozitif. kadın eli değmesi, bir hepsi pozitif. aday olmasının iyi herhalde, olacak. Herhalde dinlemedi. Birileri söyledi mi? Anlamadım ki ben de. Gerçekten anlamadım yani. Ben de onu anlayamadım. Ben daha hiç anlamadım yani. Canı sağ olsun. Ne diyeyim yani. Biz bu saldırgan dilden uzak duralım. Bey, bir kadın adaylığından bahsederken Başak Demirtaş. Hı hı. Hapisteki eski HDP Genel Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi. eşi. Başak Demirtaş, İstanbul için aday olabileceğini söyledi. Olmak istediğini. Nasıl yorumluyorsunuz? Partim böyle? uygun görürse olmak isterim. Dedi. Siz bunu köşenizde de yazdınız Yazdım, ama burada da… Yazdım. Burada da aylar önce bahsettik. Aylar değil, herhalde bir bir, 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 bir buçuk ay önce bahsettik. Köşemde de yanlış hatırlamıyorsam 17 veya 14 Aralık'ta yazmıştım. Şöyle yazmıştım o gün. İstanbul seçimlerinde AK Parti'nin göstereceği adayların tümü Ekrem İmamoğlu karşısında kazanamadığı anketlerde, AK Parti'nin yaptığı anketlerde göründüğü için AK Parti şu anda DEM Parti'nin bir aday çıkarmasını istiyor ve Başak Demirtaş adı ön planda bir diğer isim de Ahmet Türk. Başak Demirtaş'la İstanbul'da DEM Parti'nin 10 puana yakın oy alabileceği, Ahmet Türk de bunun 6-7'lerde sınırlı kalacağı hesaplanıyor. Bu yüzden de AK Parti İstanbul'da DEM Parti'nin Başak Demirtaş'a aday göstermesini istiyor diye Aralık ayının 14'ünde yanlış yazmıştım. Burada da hafifçe bahsetmiştik. Bütün siyasi partiler gibi DEM Parti'nin de bir aday çıkarma hakkı elbette ki var her isteyen aday çıkarabilir. Yani bizim de bir partimiz olsaydı, bir parti kurmuş olsaydık, biz de birini aday gösterirdik, seni aday gösterirdik. Mesela e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için. Eminim ki mevcut adayların tamamından da daha iyi ve en azından daha dürüstçe e, yapardın e, bu işi. Sağ olun Fatih Ama hayatta kalamazdım muhtemelen. Ee... <laughs> ee... Başak Hanım'ın da böyle bir... Ta... Belli ki bu içeride konuşulmuş ve bir yere kadar pişmiş... Ve başkanın bunu söylüyor. Peki Dem Parti gösterir mi? Bilemiyorum. Niye bilemiyorum? Çünkü Dem Parti aslında tek başına bir tek başına bir parti değil ve o partinin kararlarının aslında parti genel merkezinden daha fazla sınır ötesindeki bir yerde alındığını, oraya da kandil dendiğini üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Yani Dem Parti'nin kararları karar mekanizmasının nihai noktası kandil onların veto ettiği herhangi birinin aday olması mümkün değil. Ve onların Selahattin Demirtaş adından pek hoşlanmadığını geçen gün burada da yine söyledik. Yani Selahattin Demirtaş'ı pek sevmiyorlar. Ancak Başak Demirtaş'ın adının yavaş yavaş ön plana geleceğini ve bunun da bir miktarda iktidar destekli olabileceğini ortaya koyan verilere baktığımız zaman aslında pek çok veri var. Bu verilerden en başta geleni bana sorarsan Selahattin Demirtaş'ın Son dönemdeki söylemleri. Selahattin Demirtaş ilk kez belki de siyasi hayatında ilk kez belki de hiç kullanmadığı kadar... ...siyasal İslamcıların hoşuna gidecek bir retorik kullanmaya e, başladı. E, i̇şte bir üç yıldır e, İslamiyet'in e, bu bölgede yapıştırıcı unsur olduğunu söylüyor. Kürtlerin İslamiyet'e olan bağlığından dem vuruyor ve hatta son olarak hatırlarsan... Şeyh Said tartışmalarında da Şeyh Said'in torunları olduklarını söyleyen de bir açıklama yaptı. Yani Selahattin Demirtaş da bir yandan da bakarsan siyasal İslamcılara hafiften böyle şöyle bir göz kırpıyor. Ve sanki bana öyle geliyor ki bu Başak Hanım'ın adaylığının içinde Selahattin Demirtaş'ın hukuki geleceğiyle ilgili olarak da bazı pazarlıklar söz konusu olabilir. Buna eleştirir miyim? Asla eleştirmem. Niye? Bir, bir kadın kocasına destek olmak istemesinden daha normal bir şey yoktur. Nasıl ki bir kocanın da eşine de karısına destek olmak istemesinden daha normal bir şey olmadığı gibi. İki, Başak Hanım da bir siyasi figür olmak arzusunda olabilir. Bunun da önünde herhangi bir engel olamaz. Bu işi yapmasının da... Bir mahsur yoktur. Ama dediğim gibi yani bu aslında başka bir şeyin parçası. AK Parti rahatsız eden iki şey var. Bir, HDP ya da DEM Parti seçmeninin CHP'ye, CHP adayına oy vermesi geçen seçimde olduğu gibi bunun 7, 8, 9, 10 bilmiyoruz şu andaki tam e, durumunu e, seçimin dengesini çok değiştiren bir şey olduğu. E, i̇kincisi de yeniden Refah Partisi. Çünkü... İYİ Parti'yi denklem dışına çıkardı zaten AK Parti'nin. İYİ Parti artık e, CHP'nin yanında değil. Evet İstanbul'da İYİ Parti'nin oyunun büyük bölümü tabanda bir uzlaşıyla e, Ekrem İmamoğlu'na gidecektir ama... Aynı şey Dem Parti'de olmaz. Yani Dem Parti bir aday çıkarırsa Dem Parti'nin var olan oyu kaçtır bilmiyorum ama %70-80 oranında en azından şeye gider. Dem Parti'ye gider. Bunun da önemli bir bölümü. Yani bunun da %60-70'i CHP'den gidiyorsa %30'u, %25'i AK Parti'den gider. Ama gider. Yani Dem Parti oyunu alır. Adayı kim olursa olsun. Başak Hanım aday olursa bir tık daha fazla oy alma ihtimali var. Diğer adayın Ahmet Türk olduğunu söylemiştim. Orada bir gerilim hattı olduğunu da şuradan anlamak mümkün son günlerin gelişmelerinden. Ahmet Türk partisinden istifa ettiğini ve siyaseti bıraktığını açıkladı hatırlarsan birkaç gün önce. Sonra yine bir pazarlıklar oldu belli ki sonra tekrar döndü. Yani siyasal İslam'da, siyasal Kürt, siyasal İslamcılar'da, siyasal Kürtçüler arasında belli ki arkadan bir uzlaşma arayışı var. Bu tamamını kapsıyor mu? Bilmiyorum. Kandil bunun tamamının içinde mi? Bilmiyorum. İmralı büyük ihtimalle İmralı dediğimiz Öcalan iktidarla beraber yani AK Parti ile ya da AKP ile beraber hareket edecektir ama e, Kandil buna ne kadar uyar? Tam uyar mı? Demirtaş adı üzerinde bir uzlaşma olur mu? Demirtaş soyadına Kandil destek verir mi? Bunları şimdilik bilmiyoruz. Fakat Başak Hanım'ın çıkışı, Başak Demirtaş'ın çıkışı e, iktidarın istediği gelişmelerin olmaya namzet olduğunu gösteriyor. Peki şeyi nasıl okuyorsunuz Fatih Bey? Şimdi yeniden Refahla AK Parti'nin görüşmeleri bitmişti. Evet. Şimdi yeniden başladı. Başlar sonra. çünkü yeniden Refah Partisi'nin İstanbul'daki oyunun %4 civarında olduğu söylüyor. Aslında kilit bir yere mi oturdu yeniden? Şu Refah anda nasıl geçmişte siz hatırlamazsınız gençler. Geçmişte Erbakan'ın partisi Milli Milli Selamet Partisi için Erbakan'ın bir lafı vardı. Anahtar diye, biz anahtar partiyiz diye o partiyi alan siyaset iktidar kilidinin kapısını açıyordu. Oyu yüzde 5 altılardaydı ama anahtardı. E, siyasi Çoklu siyasi e, partiler arasında bir anahtardı. Bugün de aynı durum yeniden Refah Partisi arasından geçerli. Özellikle iktidar partisinden direkt oy aldığı için yeniden Refah, iktidar partisi rahatsız ediyor refaha giden e, oylar, yeniden refaha giden oylar. Yeniden Refah Partisi'nin lideri de doktoralı bir mühendis olduğu için bu matematik hesaplarını iyi biliyor ve kanırtıyor. Ama iktidar partisi sonuna kadar yeniden refahı elde tutmak için her şeyi verecektir ve bunun farkında olan, bu hesabın farkında olan Fatih Erbakan da sonuna kadar kanıtacaktır bunu. Fatih Bey bir diğer konu da Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel görüşmek. görüşmüşler. Evet. Ve görüşmenin nihayetinde de şöyle bir şey konuşulduğu söyleniyor. Mustafa Sarıgül'ün bir yerden aday yapılması. Yani Kılıçdaroğlu böyle bir şey istemiş. Sizce mümkün mü aday yapılırsa nereden yapılır? Aylin Kotil'in aday olması ihtimali olan Şişli'den olur mu? Yani ilginç olur tabii. Yani aynı yere, oraya çok aday var biliyorsun. Ve oraya aday olanlardan bir tanesi Mustafa Sarıgül oğluydu biliyorsun. İşte Eyüp dendi, sonra burası dendi falan filan. Emir Sarıgül. Bir diğeri Aylin Kotil. Bir diğeri de şey, şimdi bu dedikleri doğruysa Mustafa Sarıgül. Mustafa Sarıgül şişide çok önemli bir belediye başkanlığı yaptı. İki dönem yaptı yanlış hatırlamıyorsam ve çok etkili bir belediye başkanlığı yaptı. Yani sabahlar akşam sokaklarda gezerdi, herkesin derdine yetişirdi falan böyle. yani günde beş cenazeye yeni düğüne falan e, Siz zaten katılırdı. çok çalışkan olduğunu bahsediyordunuz. Bir yandan da yani şöyle söyleyeyim, hani Tayyip Erdoğan çalışkan diyoruz ya, Mustafa Sarıgül ondan beş kat çalışkandır. Yani, öyle diyeyim yani. Ee, ve şişide de kazandık hep e, o yüzden. E, ama daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu Cumhuriyet Halk Partisinden. Aynı dönemde Aylin Kotil de bey olmuştu. E, Hatırlayacak hatırlayacaktır e, bilenler 2014'te. Sonra bir daha CHP Mustafa Sarıgül adayı göstermedi çünkü CHP'den ayrıldı Mustafa Sarıgül. Ve Geçen seçimde de, geçen yerel seçimde de Mustafa Sarıgül Şişli'den bağımsız aday oldu diye hatırlıyorum, ee, yanlış hatırlamıyorsam. Ya Şişiden aday oldu, ama komik bir oy aldı, seçilemedi ee, ki çok da iddialıydı, seçileceğini düşündü pek çok kişi. Ama CHP orada e, Şişli'de Mustafa Sarıgül'e geçit vermedi. Bir kez daha olur mu oradan? Bilemiyorum. CHP'nin yönetiminin böyle bir şey yapacağını pek zannetmiyorum, ama şu da olabilir. Ya yani bence daha da iyi olur. Mustafa Sörgül biliyorsun son zamanlarda sosyal medya, TikTok ve diğer ne kadar mecra varsa hepsinde Erzincan'ı ön plana çıkartıyor. Can Erzincan, Can Erzincan falan diye sürekli bir Erzincan güzellemesi yapıyor. Bence Mustafa Sörgül Erzincan'da aday gösterebilir. Yani Mustafa Sörgül'ün bir şansı varsa eğer Erzincan'da. Hani banko zaten CHP'nin aldığı şişiden göstermektense Erzincan'dan göstermek daha iyi olabilir. Erzincan'ı AKP'den almak çok daha Önemli bir hareket olur ee, ve eğer Mustafa Sarıgül akden dediği gibi Can Erzincan'da bu kadar candan bir sevgiye karşılaşıyorsa eğer e, Erzincan fena yer değil olmaz yani Mustafa Sarıgül için. Belki de Kemal Bey bunu kastetmiştir. Bir de şeyi merak ediyorum Fatih Bey. Sizin tanıdığınız Mustafa Sarıgül bugün gençlerin tanıdığı Mustafa Sarıgül biraz farklı. Ne gibi? Bu çünkü TikTok yayınları, hareketleri, hmm. şakaları, tavırları böyle çok farklı bir profil çiziyor. Sanki ben... Mustafa Sarıgül asla o kadar çalışkan olamazmış gibi hissediyorum. Vallahi ben belediye başkanı dönemini yani ben Mustafa Sarıgül'ü çok uzun yıllardır yani 80'lerin başından beri tanırım ve her zaman çalışkandı. Yani e, iş hayatında çalışkandı, siyasi hayatında çalışkandı. E, o en genç milletvekili olarak meclisteyken ben de e, Güneş Kalesi'nin Ankara temsilcisiydim e, o zaman. O zaman da e, çok e, kendisiyle e, Görüşürdük. O da genç, ben de genç falan o zaman. O benden biraz büyüktür galiba. Çok çalışkandı ama şimdi biraz işi ne diyeyim komediye vurmuş gibi e, görünüyor. Yani o tüpleri tokatlamaklar falanlar filan da böyle hafif bir komedi unsuru da var ama yani siyasette komedinin de yeri olabilir. Yani, bir, bir, yani illa da asık suratlı olmak gerekmiyor siyaset için. E, biraz neşeli ve eğlenceli farklı bir siyasetçi profili çizdiğini söylemem lazım. Tutar mı tutmaz mı bilmem. Ama oldukça neşeli olduğunu söyleyeyim ya. Ben videoları <laughs> seyredip çok gülüyorum yani. <gülüyor> ben de çok gülüyorum. <gülüyor> ya hay, hay, hayli eğlenceli yani. yani. Ciddiye almakta insan zorlanabilir mi? Zorlanabilir ama yani hani neşeli olup işini iyi yapmakta bir mahsur yoktur bence. Kesinlikle öyle. Fatih Bey diğer taraftan İsveç'in NATO üyeliği. 11 Temmuz 2023'te Devlet Bahçeli, ''İsveç PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır. Kandilda neyse Stockholm aynısıdır.'' dedi. Hı. Bugün de daha doğrusu dün de İsveç'in NATO üyeliğine destek vereceğiz dedi. Şimdi nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi buna ne denir ya? ki zaten? Yani buna, buna, buna denecek bir şey yok. Yani şöyle anlıyorum ben. Ee, İsveç'in yani PKK ile ilişki kuran CHP ise Tukaka. Ama PKK ile ilişki kuran İsveç ise, AKP ise, yani bölücü bölücülerle kimin muhatap olduğuna bağlı olarak bir tavır geliştiriyor devlet. Yani bölücü dediği kesimde CHP muhatapsa bölücüsün. Bölücü dediği kesimde AKP kendisi İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya neyse artık kim varsa muhatapsa o zaman sorun yok. Yani buna çok fazla diyecek bir şey yok. Yani bunu çünkü zaten iki veriyi yan yana koyduğun zaman bize diyecek bir şey kalmıyor. denmesi gerekeni kendisi demiş oluyor e, Devlet Bey'in. O yüzden buna benim yapabileceğim bir eleştiri, bulabileceğim bir bahane falan yok yani. Çünkü İsveç aynı İsveç. Ya İsveç'in yerinde bir kıpırdama yok. Yani İsveç 200 tane teröristi alıp da Türkiye'ye teslim etmedi. Türkiye'nin iadesini istediği PKK'lıları ve FETÖ'cüleri Türkiye'ye vermedi. Kur'an yakılmasıyla ilgili geri adım atmadı. İsveç'in NATO üyeliğine başvurmasından sonraki yapılan pek çok gösteride de Öcalan fotoğrafları, posterleri taşındı. Hatta İsveç'in en büyük, başkentin en büyük binalarına APO görüntüleri yansıtıldı. Ama bunlar bir engel teşkil etmiyorsa İsveç'in üyeliği konusunda MHP açısından. Ama buna mukabil DEM Parti ile CHP'nin görüşmesi çok ayıp oluyorsa benim burada diyeceğim hiçbir şey olamaz zaten. Bir de Fahat Bey, siz sürekli şey diyorsunuz ya, çok kesin konuşmamak lazım siyasette. Evet. Daha sonra çünkü bunu şeyde de çok görüyoruz, hükümet tarafında da çok görüyoruz. Yani görüşmeyiz Yunanistan'la, görüşürüz Yunanistan'la. Öpüşüp koklaşırız Yunanistan'la. Yani bu kesin çizgiler hep bir yerde kırılıyor çünkü. Şimdi şöyle söyleyeyim, kırılıyor da ne oluyor? Yine çok sık dediğiniz bir şey var. Ya yani kırılıyor da ne oluyor? Yani iktidarın böyle bir rahatlığı olduğunu söylüyorum ben. Bu rahatlık aynı, aynı şekilde iktidarın küçük ortağı içinde geçerli. Dün dediğinin tam tersini dediğin zaman kitlen sana dönüp de ya bir dakika abi sen böyle demişsin demiyor ki. Demediği zaman da böyle konuşmakta hiç mahsuru yok. Çünkü hani birisi ya abi dün tam tersini söylüyordun dese kendi Hayır kendi kitlen son derece durumdan memnun. Öyle desen de alkışlıyor, böyle desen de alkışlıyor. O zaman bu kişilerin yani iktidarın ortaklarının tutarlı olması, Dün ak dediklerine bugün kara dememeleri, dün kara dediklerine bugün ak dememeleri için hiçbir sebep yok. Çünkü nasıl olsa satılıyor. Yani bugün çarşıya çıkıyor, yoğur satıyor, ver abi hepsini. Yarın çarşıya çıkıyor, süt satıyor, onu da ver abi hepsini. Öbür gün çıkıyor, kömür satıyor, onu da ver abi. Yani ne satarsan alan müşteri kitlen varsa eğer sen zaten bir şey ürüne dikkat etmezsin ki. O gün çantana neyi koyarsan nasıl alacaklar. O gün canı değilse çantana onu koy. O gün işine ne geliyorsa elinde ne kaldıysa çantana onu koy götür sat. Müşteri hazır. Ve çok büyük bir lüks tabii ki. Bu müthiş bir lüks. Yani keşke benim böyle bir dükkanım olsa yani. ne koysam sabahleyin bir kuyruğa girip alsa. Fatih right. Bey. Yani bu, bir... bu, yani bu, bu, Türkiye örneği dünya tarihine geçecek bir örnektir söyleyeyim sana. Hani diyorlar ya ya aslında öyle seçimlerde hile miydi? Abi seçimde de ki hile var 5 puan çaldılar. Abi 35 gün alıyor mu veya 45 gün alıyor mu? De ki 7 puan çaldı. De ki 10 puan çaldılar. 40 gün alıyor mu? Aldı mı? Alıyor tabii ki. Abi şimdi o zaman yani yapacak bir şey kalmıyor. diyecek bir şey de kalmıyor. Şimdi düşün mesela bir taraf detaylar üzerine tartışıyor. İşte onu dedi, bunu dedi, oraya gitti, bu gitmedi, geldi, gelmedi. Vay, işte şunu derken kaşını kaldırdı, Atatürk derken yeterince gülümsemedi. İşte posteri, Atatürk posteri eskiydi. İşte sol öbür tarafta ne yaparsın? Ya bak şunu söylüyorum. Yarın neyse söylemeyeyim boş versin. Yine dava açılır. Fatih Bey bir diğer konu Antalya'da kıyıya vuran cesetler. Evet. Son, herkes onu konuşuyor. Son bir haftanın gündemi ve izleyiciler de soruyorlar. Bir bilginiz var mı? Bir şey biliyor musunuz? Vallahi ne hiç kimse bir diye. bilgisi yok. Yani. ben Antalya'daki kaynaklarıma, oradaki tanıdıklara da sordum. Konu Antalya'da da herkes arasında bir soru işareti. Herkes merak ediyor. Evet. Ve Antalya'da bunun tam iç yüzünü bilen yok. İlk gün bana galiba Serdar Ali Çelikler, spor yazarı kardeşimiz, arkadaşımız o abi ne oluyor dedi. Ben de ona ilk, yani bundan 3-4 gün önce ilk ona söyledim ki Vallahi bulunanların üzerindeki kıyafetlerin tamamının Suriye menşeli olduğu, o yüzden de bunların göçmen teknesinden atılanlar, düşenler ya da batan bir göçmen teknesinden kalanlar olduğu düşünüyor dedim. O, gün, o gün çünkü Antalya'dan bana gelen bilgi o yöndeydi. Sonra zaten İçişleri Bakanı da aynı yönde bir açıklama yaptı. Yani dedi ki bunlar göçmen teknesi kaybolmuş bir tane. Büyük ihtimalle onun yolcuları dedi. Ancak tabii veriye dayanmayan dedikodu çok olduğu için işte cesetlerden altı yok, üstü yok, başı yok, saçı yok falan gibi pek çok şey konuşulduğu için açıkçası bu cesetlerin ne ben fotoğraflarını gördüm ne gören var, ne çeken var. Sürekli çeşitli rivayet ve tevatürler var. Tevatürü bir rivayet üzerinde konuşmak mümkün değil. Ancak İçişleri Bakanı'nın söylediği bunlar bir batan göçmen teknesinden düşenler veya orada boğulup hayatını kaybedenler tezi şimdilik makul ve kulağa yatkın geliyor. Sadece bir bir cesetle ilgili şey var. O Antalya'da kaybolan bir genç kıza ait. O da zaten açıklandı İçişleri Bakanlığı tarafından. O Antalya'da kaybolan bir kadına ait ya da kıza ait. Ama diğerleriyle ilgili bildiğimiz tek şey bunların Suriye'den yola çıkan ya da içinde Suriyelilerin bulunduğu, belki yola başka bir yerden çıkmıştır, bilemiyoruz nereden yola çıktığını, bir göçmen teknesi olduğu, bir göçmen botu olduğu söyleniyor geçen haftaki fırtınada battığı ve oradaki bazı hayatını kaybeden bazılarının da cesetlerinin sahile vurduğu yolunda bir bilgi var. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Çünkü Türkiye'de doğrunun doğrunun ne olup olmadığı konusu artık o kadar karışık bir hale geldi ki şeffaflıktan uzaklaşan bir devletle karşı karşıya olduğumuz için ama bu açıklama makul. Fatih Bey İlber Ortaylı. İlber Hoca. Ne yaptı yine? Aslında bir şey yapmadı. Sadece bazı açıklamalar yaptı. Evet, dün konuştuğumuz açıklamalar, bu göçmenlerle ilgili açıklamalar yapmışlar. Evet. Meloni'ye e, Meloni İstanbul'da bir e, turistik e, rehberlik yaptı. Sonrasında da e, Habertürk'e bir yere bağlanmış e, galiba. Ve orada da şey demiş, e, işte göçmenleri Türkiye'ye yollamak istiyorlar, onunla ilgili görüşmüşler demiş. Aynen. De, dün de bunu konuştuk. Aynen öyle, hatta şey demiş... Çiğ et yiyen sokaklarda işeyen çıplak gezen kesim var. İnşallah onları göndermezler demiş. Yayında mı söylemiş bunu? Evet. Bunun üzerine de dezenformasyonla mücadele platformu ya da şeyi ekibi. Bunun merkezi. Merkezi. Dezenformasyonla mücadele merkezi. merkezi. Resmi adı benim adımla dezenformasyon yapılacaksa biz, biz yaparız. yaparız. Siz karışmayın bu işe merkezi. Onlar da yalanlamışlar. Şimdi sana basit bir soru. İlber Ortaylı dezenformasyon, DMM hangisini alırsın? Yani bu hiç şey olsun. Konuşulmaz, sorulmaz. Tabii ki İlber Yani şimdi İlber Ortaylı, birincisi zaten göçmen karşıtı, göçmen politikaları ile ilgili büyük sorunlar var. İlber, İlber bizim programda bile hatta benim de öfkemi ve şimşeklerimi çekme pahasına ne var canım Türkiye'ye göçmen gelir, bu ülkede çok göçmen olmuştur, göçmenlere ihtiyacımız var falan demiş birisi. O yüzden de İlber Ortaylı'nın kalkıp da Türkiye'ye göçmenleri sokuyorlar falan diye böyle bir dezenformasyon yapacağını zerre düşünmüyorum. Belli ki İlber Hoca İtalyanların kendi aralarında konuşmalarından bu bilgiyi edinmiş ve insanlarla paylaşmış. O yüzden dezenformasyon ve mücadele merkezi adı altında faaliyet gösteren dezenformasyon merkezinin söylediğinin benim açımdan kıymeti harbiyesi sıfırdır. Ben İlber Hoca'nın doğru söylediğine yüzde 99 eminken DMM'nin başlaması sonra 110 emin oldu. ben de aynı şekilde. Bu kadar basit. Fas Bey diğer bir konu Umut Yıldız. NASA'dan ayrılıyormuş. Ha. Bak ben onu sor diyecektim sana. Haberiniz yani var onu, mı? Daha onu sor <laughs> Onu konuşalım diyecektim. Bunu onun için getirmiştim. Haberiniz var mıydı Fatih Bey? <laughs> ya çok komik. Bu ülke gerçekten çok komik. Bak Umut Yıldız, bizim sevgili arkadaşımız, dostumuz Umut Yıldız. NASA'dan ayrılacağını 29 Ekim'de bizim burada Umut Yıldız'la beraber yaptığımız programlarda 29 Ekim'den hemen evveldi galiba söyledi. Aha bak burada. Şunu göstereyim bir dakika. Sizin kamera açınıza sokayım. Bu ne biliyor musun? Uydu. Evet bu bir uydu. Hani Türkiye'nin uzay muzay falan filan diyorlar ya işte. Türkiye'nin hakiki uzay şeyi bu bak böyle açılıyor. 444. Bu bir uydu. Bu SpaceXle beraber uzaya fırlatılıyor bu Türkiye'nin ilk sivil uydusu plan S. planes bunu kontrolmatik teknoloji diye bir e, şirket var e, biliyorsun bunların e, bir alt şirketi var plan S diye Plan 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 space diye ve bunlar işte uydu yapıp Yörüngeye fırlatıyorlar bu küçük uyduları. Bunlar e, iletişim, e, haberleşme e, uyduları. Yörüngeye fırlatıyorlar. Alçak irtifa Yörüngesi'nde bu uydular dolaşıyor. Şimdiye kadar 8-10 tane attılar. Daha da atacaklar bildiğimiz e, kadarıyla. Ve bu uyduları atan Plan S şirketine geçmek üzere NASA'dan ayrılacağını bundan 4 ay kadar önce 9. ayda bize veya 10. ayın başında bize burada anlattı. Umut Yıldız. Değil mi? Aynen öyle. Ve NASA'yı bırakıyorum. Plan S'e geçiyorum. Tersine Bey'in göçü falan dedi. Hatta e, Kontrol Mati'nin başkanı da e, Sami dedi Bey. ki Sami Bey de dedi ki e, biz Tersine Bey'in göçü olarak e, Umut Yıldız'ı Türkiye'ye transfer ettik dedi. E, Umut da ayrıldı geliyor. Yani bunu bu kadar bilinen, bizim burada defalarca duyurduğumuz kendisinin açıkladığı bir şeyi Aa, ha, ne? Ya sanırım resmi olarak bıraktı ya bugün. Herhalde o yüzden biraz şey oldu Fatih Bey. Bir de şey, e, duygusal da bir yazı yazmış Umut Bey. Evet. E, Twitter'dan. Bundan Hatta... sonra ayrılacağım hiç aklıma gelmedi. Son işte geçen hafta, evvelsi hafta geldiğinde burada konuşur. Oğlum Umut ne zaman dönüp geliyorsun dedim. Abi NASA'yı bırakmak öylesine zor kolay, zor bir şey ki <laughs> falan diyordu. E, Umut'u çok severim. Hakikaten çok şahane bir adamdır yani memlekete hoş geldin Umut değil bana. Hakikaten ve şey mümkün olursa şayet şu an Umut Bey'le de konuşuyoruz. Hafta içi tek evet, tek bilimlerde evet, böyle tek bilimler... görüyoruz Evet yapacağız. Fatih Bey bir diğer konu yine Hafize Gaye Erkan. Erka Cerer şöyle bir iddia ortaya attı. Gaye Erkan'ın ailesinin bir apartmanı varmış. Hı -hı. Olabilir. Olabilir. Ama oradaki girift ilişkilerden de bahsetti. Hatta siz bunu yazdınız da. Evet, daha sonra. Burada da çok az açabilir misiniz bunu? Yani aslında ortada çok girift bir ilişki yok yani. E, Erk Acerer iyi bir e, gazetecilik e, sergileyerek şeyi e, ortaya çıkardı, ortaya koydu. Erk, şeyin ailesinin, e, Gaye Erkan'ın ailesinin oldukça varlıklı oldu. Ailesinin zaten bir gariban aile olmadığı, e, yani bir gece konduda oturmadığı zaten e, biliniyordu, tahmin ediliyordu. Erk Aceler'in koyduğu şey şu, şey de... E, Kadıköy'de son derece lüks ve koca bir apartman. Ee, adı da Gaye Apartmanı. Ve Erkaceler dedi ki bu apartman Gaye Erkan'ın babasına veya ailesine e, ait. Bu apartmanda oturabilecekken e, devletin kiradığı lojmanda oturmak e, devletin malı deniz e, falan e, demiş. Sonra da şunu eklemiş. O daha ilginç geldi herkese. Gaye Erkan'ın babası Elazığlı. Mehmet Ağar'ın teyzesinin Oğluymuş. Yani Mehmet Ağar'la e, Gaye Erkan kuzenler, teyze çocukları. Bu tabii çok e, herkes tarafından seksi bulundu. E, Mehmet Ağar'ın Türkiye'de yıllardır süren popüleritesi üzerindeki çok fazla konuşulan konuları falan her şey üstte gelince... E, ah Gaye Erkan babası Mehmet Ağar Elazığ falan şey... Şimdi aslına bakarsan bir süreden beri yani son 10 gündür falan Anadolu'daki yerel basında ben görüyordum. Biliyorsun ben yerel basın manyağıyım. Çok takip ediyorum o yerel basını. Yerel basında ben şunu görüyordum. Özellikle bu Orta Anadolu'daki birkaç küçük yerel gazetede Gaye Erkan'ın ailesinin daha doğrusu babasının Elazığlı olmasına ve Elazığ'daki durumunun biraz girift, biraz karanlık, biraz gölgede kalan ilginç şeyler olduğuna hep atıfta bulunuyordu. Ben dedim ki acaba adam Yani geçmişinde bir kötü bir şeyim var, bir suç şu mı karışmış falan. Meğerse ima edilen buymuş. Niye yazmamışlar bilmiyorum ama herhalde bunu ima ediyorlardı. Erk Aceler bunu adla adınca yazdı. Burada suç var mı? Yok yani bir insanın ailesinin apartmanı var diye devletin kendisine tahsis ettiği şeyden vazgeçmesi şart mıdır? Ya da vazgeçmemiş olması bir suç mudur? Değildir. Yasal olarak bir şey yoktur. Ama etik olarak baktığın zaman hoş görünmüyor. İhtiyacın yok. ailen. Yani bir yandan diyorsun ki işte kapı, ne, apartman gölü Sadık amcayla konuştuk bilmem ne işte kirayı çok yüksek ben o yüzden babamın evi yerleştim falan filan. Bir yandan işte Bodrum'da 3,5 milyon dolara ev alıyorsun. Bir yandan ama tabii varlıklı olduğu zaten biliyoruz. Yani. Amerika'da banka genel müdürlüğü, banka CEO'lu yapmış bir kadının hiç yoksa 15-20 hatta 50-60 milyon doları vardır. En az da bir şey var. Bir ala, hep söylüyorum ya bir alaturkalık var. Suç değil ama bir gün ben bir, biriyle konuşuyordum. Kim olduğunu söylemeyeyim şimdi. Bir konuyla ilgili. Bana dedi ki bu dedi yasal dedi. Ben dedim ki yasal olabilir ama ahlaki değil. Yani işte Gaye Erkan'ınki de yasal mı yasal. Kanuna aykırı bir şey var mı? Yok. Ama ahlaki değil. değil. Diğer taraftan da hani Gaye Erkan adı nereden çıktı falan filan da hep herkes işte Mehmet Şimşek onu Amerika'dan tanıyor biz de öyle biliyoruz falan. Ama bir yandan da bakıyorsun ki bir de bir akraba yani Mehmet Ağar'ın son yıllarda AK Parti'ye verdiği destek oğlunun AK Parti milletvekili olması falan filanın yanında bir de böyle bir şey varmış. Ha böyle bir şey hakikaten etkili olmuş mudur gelmesinde Mehmet Ağar'ın bir fonksiyon olmuş mudur ben bilmiyorum. Erkacerer biliyor mudur? Sanmıyorum ki o da bilsin ama bu, bu, akrabalığı ortaya çıkartarak yani he, hiçbir şeyin öyle çok da şansı olmadığını söylemeye çalışmış e, Erk Bey. İlginç ve önemli bir haber bence de yani şey değil hani yani ne var canım bunda denecek bir şey değil. Ha, ha. herkes a dedi yani. Ben dedim o. Aynen okuyunca ben de ha. Aynen bir haber a dedi diyorsa iyi haberdir. <laughs> 40 kişi de bana sordu yani doğru mu moru mu diye yani doğrudur herhalde. Adam niye yalan yazsın yani. Fatih Bey, sporla ilgili pek size soru sormak istemiyorum. Çünkü Aman sorma. Bu siz... Trabzon'u yendik falan diye mi? Yok galiba. yok yok. Bu 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 sefer şey herhalde buna çok bir şey denmez diye düşünüyorum. Arda Güler. Evet, e, Real Madridli e, futbolcumuz. Evet ve ilk giderken Arda Güler kiralanmayacağı, takımda oynatılacağı, hani sağ sola verilmeyeceği evet. konuşuluyordu. Ve bunun garantisinin alındığı söyleniyordu. Şimdi de şöyle kulis bilgileri var. Farklı takımlara kiralanabilirmiş Ocak ayı içerisinde. Hmm. Nasıl yorumluyorsunuz bunu? Şimdi bak bu büyük kulüplere gitmek, ben o zaman da galiba benzer bir şey bu konuşurken. Büyük kulüplere gitmek çok güzel bir şeydir ama bir yandan da çok darist bir şeydir. Niye? Çünkü bu büyük kulüpler her zaman büyük hedeflere giderler. Ve bunların e, oyalanan falan bir şeyi yoktur. Mesela Ajax'a gidersen yer bulursun da Real Madrid'e ne bileyim Manchester City'ye falan gidersen biraz daha zor yer bulursun. Özellikle Real Madrid falan gibi takımlar. Çünkü bunlar hem yarışmacı takımlar hem çok kulü vardı yarışmacı takımlar. O yüzden de buralarda genç yeteneklerin gerçekten çok üst düzey yetenekleri yok ise ve bu yeteneklerini çok çabuk yeni takımına adapte edememişse yer bulmaları çok kolay olmaz. Bu büyük takımlar her sene onlarca futbolcu transfer ederler. Bunların da bazılarını kendi kadronutlarlar, bazılarını da kadroya alamıyorsa eğer bir yerlere kiralarlar. Ki oynasın, oyununu geliştirsin e, diye. Bunların bazıları bir daha asla o büyük takıma dönemez. Mesela ne bileyim işte e, Gaas adı Jason Diller vardı. Chelsea'den gelmiş yanlış hatırlamıyorsam. E, asla bir daha Chelsea'de oynamadı işte. Gaas'ın ilk kire kiralandı. Şimdi Fransa'da bir takımda oynuyor bildiğim kadarıyla. Yani Arda Güler de eğer hem sakatlıkları hem de Takımımın... Madrid boş maç oynamıyor ki. İşte İspanya Kupası maçı oynuyor. İspanya Süper Kupası bilmem finali oynuyor. Avrupa Şampiyonası oynuyor. Şimdi süre bulamıyor. Ve orada böyle bir iki tane daha Arda Güler gibi genç e, adam var. E süre bulamayınca hem onun stresi artar... ...hem ailesinin, yakınlarının stresi artar... ...hem de kulübün stresi artar. Onlar da o yüzden... Bu kadar yatırımcıları bir oyuncuyu bir yere kiralayıp bir süre orada değerlendirmek isteyebilirler. Bu dünyanın sonu değildir. Eğer doğruysa e, bu bilgi. Mesela şöyle söyleyeyim, Arda Turan, Galatasaray Arda Turan'ı yanlış hatırlamıyorsam Manisaspor'a kiraya vermişti. Herkes olan Arda Turan diye bir çocuk var Galatasaray'da muazzam falan filan derken süre bulamayınca Galatasaray'da Galatasaray bunu zart diye Manisaspor'a kiraya verdi. Manisaspor'dan geldi, aslanlar gibi geldi ve ondan sonra takımın ayrılmaz parçası oldu. Oradan da Real e, Atletico Madrid, Barcelona falan filan. Yani. Kiraya verilmek kötü bir şey değildir her zaman. Bir sınıfa düşmek de değildir. Bazen gereklidir. Verilecek mi bilmiyorum ama verilirse de dünyanın sonu değildir. Yani. Fatih Bey size hep şey diyordunuz. Muharrem İnce uzun zamandır konuşmuyor. Cuma'ya konuşacakmış. Evet. Şöyle bir şey dedi. Aylardır konuşmuyorum. Sabrettiniz. Cuma gününe kadar daha sabretmenizi rica ediyorum. Her şey memleket için dedi. Herhalde CHP'li görüşmeleri Cuma'ya kadar e, Tamamdır, sonlandıracak CHP. diye düşünüyorum. Herhalde CHP'ye bir termin verdi. Ee, muhtemelen e, Mevleket Partisi için bazı yerlerde belediye başkanlıkları il ilçe falan e, istiyor e, olabilir. E, hak ediyor mudur? E, o oranına bakarsan bir oy oranı var ise hala e, eğer ki var gibi e, görüyor. Duruyor, atla deve olmasa da. E, yani şöyle söyleyeyim. CHP Saadet'e, hadi Saadet neyse nispeten belki biraz hak ediyordu da Deva, Gelecek falan gibi partilere bol bol milletvekili verdiyse birkaç belediye başkanlığı da kendi içinden çıkan memleket partisine helali hoş olsun demesi lazım. Ama tabii bilmiyoruz yani. Bu Bütün bu söylediklerimiz tüm partilerin ve tüm partilerin memleket, yani ülke için veya kendi ülke anlayışları için fedakarlık etmelerine dayanan bir sistem içine geçerli. Ama siyasi partilerin bunu beklemeli miyiz? Emin değiliz. Genelde beklememeliyiz. Fatih Bey, bugünlük de sorularım bu kadardı. O zaman ben bir şey ekleyeyim. Dün e, burada bir şey e, konuştuk, o kafama takıldı benim. Sonra çıktım bununla ilgili e, bir araştırdım. Dün hatırlarsan şey dedim ben. E, yani Türkiye henüz daha e, kendi tanklarının, kendi zırhlarının zırh şey. zırhlarını üretemiyor bildiğim kadarıyla. Ama bu e, iş Erdemir'e ya da Oya ya verilmiş e, olabilir, verilmişti diye hatırlıyorum e, galiba. Ama dedim son durumu bilmiyorum e, demiştim ama... benim bildiğim geçen seneye kadar böyle bir şey yoktu. Şöyle söyleyeyim, dün... E, o programı yayınladıktan sonra dün... bununla ilgili... sağa solu biraz... E, aradım. o e, Oyak'tan da... Oya'ya danışmanlık yapan Nedim Özkan'la... E, konuştum dedim. Yani sizin böyle bir şeyiniz vardı, ne oldu diye... E, sordum. O da bana... biraz detay bilgi verdi. Yani bildiğim... Kısım vardı bilmediğim kısımları da ekledi. yağın bundan birkaç sene önce Finlandiya'da e, zırh çeliği ve e, aşınmaya dayanıklı çelik üreten bir firmayı satın aldığını biliyorduk. E, bununla ilgili oyak bir e, o, o firmanın galiba yüzde yüzünü ya da e, hakim hissesini satın almıştı. E, ama sonra bu nereye aşamaya geldi biliyordum. Son olarak İDEF'te e, bunların bir e, zırh çeliği sergilediklerini de duymuştum ama e, hakiki üretim var mı, teslimat var mı falan bilmiyorum. Çünkü benim bununla ilgili son bilgim şeye gittiğimde e, bu tank palet fabrikasına ziyarete gitmiştim birkaç ay önce e, biliyorsun e, Murat Yalçıntaş'ın e, davetiyle. Orada yaptığım konuşmada Türkiye'de zırh çeliği üretimiyle ilgili de bir mevzu olmuştu ve üretilmediğini e, orada Hissetmiştim konuşmadan. Meğerse üretiliyormuş. Daha doğrusu bu firma, e, not aldım buraya. Milux diye bir firma. Onu alınca Milux Oy yapmışlar adını. Yani Oyan Oyu, Finlandiya firması. Bunlar Polonya'da, Finlandiya'da ve şimdi de Manisa'da kurdukları bir fabrikada zırh çeliği üretmeye başlamış. Türkiye'deki savunma sanayinin ihtiyacı olan zırh çeliğini de Manisa'da üretmeye başlamışlar. Üç fabrikanın toplam kapasitesi yıllık 35 bin ton civarında e, imiş. Ve sadece zırh çeliği değil, aynı zamanda işte bu iş makinelerinin şeylerinde e, kullanılan, paletlerinde ve kaldırıcılarında kullanılan aşınmaya dayanıklı sert çelik ve yine çok, e, buna yine öğrendim, çok önemli olan... E, Denizaltı çeliği de üreteceklermiş. Denizaltı çeliği önemlidir ve bunu dünyada pek az ülke üretir. Benim bildiğim Almanya, Fransa, Çin. Rusya ve Amerika e, bu çeliği üretebiliyordu. Şimdi bu MiLux'la e, şey de oyakta denizaltı çeliği üretebilecekmiş. Bunu da izleyicileri bilgi olarak paylaşmak istedim çünkü bir şey kafama takıldı zaman, abi ona biliyorsun e, bakarım ederim falan filan. E, bu da kafama takılmıştı. Oya arayınca bana şey döndü geldi e, geri. Dedim Özkan döndü. Bu bilgi de. E, bendeki bilgilerle ondaki bilgileri birleştirip ortaya bu sonuç onun verdiği bilgileri birleştirip ortaya bu sonuç çıkardık. Türkiye bir süreden beri yani hemen hemen bir yıldan beri e, zırh çeliği üretiyor Oyan Finlandiya'da satın aldığı Milüks e, Milux fabrikasıyla. Öyle Safaz Bey. Bugün bunu... de bilgimizi bu ek verelim. sonra. Ek bilgimizi verelim. E, ne kadar bilgi o kadar iyi. E, Hayatta bilgiden daha güzel bir şey yok. Bilmekten, öğrenmekten daha güzel bir şey yok. Biliyorsun hep ben şey sürdürüyorum. Bir şey öğrenmediğim, günü yeni bir şey öğrenmediğim günü boş geçmiş gün sayıyorum. Öğrendiklerimi paylaşmayı seviyorum biliyorsun. Herkese iyi günler diliyorum.